İnsanın değeri ulaştıklarıyla değil, ulaşmayı arzu ettiği şeylerle anlaşılır. Ulaşmayı arzu ettiğimiz şeyler bizim hedeflerimizdir. Hedef ve ideallerimizdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır? A. İnsan ulaşamayacağı şeyleri istememelidir. İsteme diye bir ifade yok. B. İnsan ulaşmak istediği şeye ulaşırsa sevinir. Sevinir diye bir ifade yok cümlede. C. Bir insan hakkında en iyi bilgiyi onun idealleri verir. İnsanın değerini, hedefleri, idealleri ortaya koyuyor. Dolayısıyla insan hakkında en iyi bilgiyi yine onun idealleri verir demek doğru olur. Cümleyle aynı doğrultudaki diğer cümle C seçeneğindedir. D. Bir insan her şeye ulaşırsa onun için ulaştıkları değersiz hale gelir. Ne zaman değersiz hale geleceği ile ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla D seçeneği de olmaz. numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bu tür cümlelerde öncelikle yüklemi bulmam gerekir ve yüklemlerde haber veya dilek tasarlama kipi olur. Yükselirsen ne kadar bilinmeyenleri uçmayı o kadar. Bu kelimelerin hiçbirinde kip yok ancak küçük görünürsün ifadesinde emir kipi var. Kip ekini gördüğüm yerde buraya yüklem diyorum ve yüklem genelde her zaman bizde cümlenin sonunda yer alır. Dolayısıyla cevaplarım ya C ya da D olacak. Hemen bir öncekine bakıyorum. 6 veya 53. Uçmayı küçük görünürsün demek mantıksız oluyor. Burada anlamlı bir ifade çıkmıyor. O kadar küçük görünürsün dediğim zaman daha mantıklı. Dolayısıyla C seçeneğine bakıyorum. Ne kadar yükselirsen uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün. Anlamlı bir cümle oluştuğu için C seçeneğidir doğru cevabım. Ancak D'ye baktığım zaman sağlamasını yapmak için D'yi kontrol etmek istiyorum. O kadar ne kadar yükselirsen ifadesen o kadar ne kadar diye bir cümle başlamaz hiçbir zaman. Dolayısıyla giriş cümlesi uymadı, yüklem kısmı da uymadı. D seçeneği olmaz. Cevabımdan eminim. Cevap C seçeneği. Bir toplum dilini yeni sözcüklere ihtiyaç duyarak geliştirebiliyorsa çok araştırdığı, çalıştığı ve geliştiği içindir. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Araştırma ve çalışmalar yeni sözcük ihtiyaçları doğurur. Bu cümleyi çıkarabilirim. Yeni sözcükler o ülkenin geliştiğini araştırdığını ortaya çıkarır diyordu zaten cümle. B. Toplumlarda yeni gelişmeler oldukça dile yeni sözcükler eklenir. Bu ifadeyi de aynı şekilde çıkarabilirim. C, dildeki gelişim o dili kullanan toplumun üretkenliğinin göstergesidir. Doğru, bunu da çıkarabilirim. D, dillere yeni eklenen sözcükler o dilin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Olumsuz yönde etkiler mi? Bunu çıkaramam. Tam tersine. Yeni sözcükler o dilin geliştiğini gösterir. Dolayısıyla bu olumlu bir ifadedir. D seçeneğini çıkaramayız. Bu cümlede boş bırakılan yerlere cümlenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Emeğinin karşılığını nokta nokta bir babanın, emeğinin karşılığını nokta nokta layıkıyla alamamış çocuğu olan Neşe Tartaş, babasıyla aynı kader çizgisinin yoldustur. Babasıyla aynı kaderdi demek ki Neşe Tartaş ve babası ya emeğinin karşılığını almış olacak ya da almamış olacak ki cümlenin devamında Layıkıyla alamamış diyor. Emeğinin karşılığını layıkıyla alamamış. Demesi ki babası da aynı şekilde emeğinin karşılığını alamayan bir insan. Çünkü aynı kaderi yaşıyorlar. Buna uygun olarak doldurmam gerekiyor. Emeğinin karşılığını bulamamış bir baba. Bu kısım uyar. Emeğinin karşılığını alamamış. Emeğinin karşılığını hiçbir zaman layıkıyla alamamış çocuğu olan Neşet Ertaş. Doğru cevabım A'dır. Çünkü bulamamış ve hiçbir zaman ifadelerini boşluklara doldurduğum zaman Neşet Ertaş'ın ve babasının emeğinin karşılığını alamadığı anlamına çıkarabiliyorum. Ancak B'ye bakalım. Emeğinin karşılığını görememiş bir babanın, emeğinin karşılığını şükür ki layıkıyla alamamış. Layıkıyla alamadı çok şükür diye bir ifade yok. Şükür ki ifadesi dolayısıyla gelmez. Emeğinin karşılığını bilememiş bir babanın, emeğinin karşılığını hep layıkıyla alamamış, hep ifadesi burada anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Dolayısıyla C olmaz. Emeğinin karşılığını hep almış bir babanın, emeğinin karşılığını asla alamamış Neşet Ertaş. O zaman aynı kaderde olmazlar ki biri emeğinin karşılığını her zaman almış, diğeri asla alamamış. Aynı kaderi paylaşamadıkları için mantık hatası oluşacağı için D seçeneği de olmaz. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneğidir. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca tam ve doğru bir biçimde birleştirilmiş hali Aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda iki farklı cümle var. Biz bu iki cümleyi belli unsurlarla bir araya getireceğiz. Ancak bir araya getirdikten sonra bu iki cümlede hiçbir eksiğin olmaması gerekiyor. Yani iki cümlenin de bütün unsurlarının tamamen aşağıdaki cümlede yer alması gerekiyor. Cümleleri okuyalım. Ses, madde yoluyla uzunlamasına basınç dalgasında hareket eden bir titreşimdir. Ses, Dalgaların tüm klasik özelliklerine frekans, dalga boyu ve benzeri sahiptir. Bunların, bu iki cümlenin birleşiminde bütün unsurların yer alması gerekiyor dedik. Şimdi A seçeneğiyle başlayalım. Dalgaların tüm klasik özelliklerine sahip olan ses, madde yoluyla uzunlamasına basınç dalgasında hareket eden bir titreşimdir. Bu seçenekte ayraç içindeki unsurların yer almadığını görüyoruz. Şimdi B seçeneğini okuyalım. Madde yoluyla uzunlamasına basınç dalgalarında hareket eden bir titreşim olan ses, dalgaların frekans ve dalga boyu özelliklerine sahiptir. Burada arkadaşlar şurada ve benzeri ifadesi çok önemlidir. Aslında sadece iki harften oluşuyor fakat ve benzeri ifadesinde e, dalgaların frekans ve dalga boyundan başka özelliklerinin de olduğu anlaşılıyor. Fakat B seçeneğinde sadece dalgaların frekans ve dalga boyu özelliklerine sahiptir dediğinde sadece iki özelliğe sahipmiş gibi. Eğer şöyle söyleseydi dalgaların frekans ve dalga boyu gibi gibi deseydi örneğin o zaman iki cümlenin birleşmiş hali olurdu. C seçeneğini okuyalım madde yoluyla uzunlamasına basınç dalgasında hareket eden bir titreşim olan ses, dalgaların frekans ve dalga boyu ve benzeri tüm klasik özelliklerine sahiptir. Evet arkadaşlar cevabımız C çünkü bütün unsurların bu cümlede yer aldığını görüyoruz. D'ye bakalım dalgaların tüm özelliklerine parantez içinde vermiş sahip olan ses Madde yoluyla uzunlamasına basınç dalgasında hareket eden bir titreşimdir. Bakın burada da tüm klasik özellikleri demesi gerekiyordu. Çünkü dalgaların tüm özelliklerine değil, dalgaların tüm klasik özelliklerine sahipmiş bu. Burada da bu eksiğimiz olduğu için cevap C diyoruz. Yazarların çoğunda yazan insanı görüyorum. Shakespeare'de ise düşünen insanı. Bu cümlede Shakespeare ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Düşünce demek fikir demektir, akıl demektir. A) Yazılarında fikir ağırlıklı oldu. Bunu anlayabilirim. Yazarların çoğu sadece yazıyormuş. Yani düşünme ağırlıklı gitmiyorlar. Ancak Shakespeare düşünen, yani fikir sahibi olan bir insanmış. Dolayısıyla yazılarında fikir ağırlıklıdır diyebilirim. Doğru cevabım A seçeneğidir. B. Yazılarını tarafsız bir gözle yazdı. Taraf tutuyor mu bilmiyorum. Bununla alakalı bu cümleden bir şey çıkaramam. C. Yazılarının hak ettiği ilgiyi görmedi. Shakespeare'a karşı insanların tavrı ne? Bunu bilmiyorum. Bu cümleden çıkaramam. D. Yazılarını büyük bir özenle kaleme aldı. Yazılarını yazarken nasıl bir tavır sergilediğini bu cümleden çıkaramam. Bu cümleden sadece Shakespeare'ın fikir sahibi bir insan olduğunu anlayabilirim. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerleriyle yakın anlamlı değildir? A. Kimse tek başına yeterince güçlü değildir. Bu cümleden anladım. Demek ki insanın yanında birileri daha olmalı güçlü ve başarılı olabilmesi için. B. Yardımlaşma başarıyı da beraberinde getirir. Yardımlaşma birkaç insanla yapılan bir şey. Dolayısıyla A ve B birbirini karşılıyor. Yardımlaşmadan ve birlik ve beraberliği anlatıyor. C, dostlarla bir arada olmak insana mutluluk verir. C'de dayanışmadan bahsetmediği için C çok yakın anlamlı durmuyor. D, engelleri aşmada güç birliğinin önemli katkısı vardır. Güç birliği yine dayanışmadır. Dolayısıyla A, B ve D seçenekleri birbirine karşılayan cümlelerdir. Ancak C uzak kaldığı için yakın anlamlı olmaz. Zeki insanları işe alıp sonra onlara ne yapacaklarını söylemek mantıklı gelmiyor. Biz zeki insanları işe alırız ki nokta nokta. Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanabilir? Zeki insanları işe alıp onlara ne yapacaklarını söylememiz mantıklı gelmez. Biz zeki insanları işe alırız ki tam tersi bir ifade gelecek. Onlar bize ne yapacaklarımızı söylesin. Tam tersi ifade A seçeneğinde olduğu için doğru cevabım A. Zeki insanları biz işe alıp onlara ne yapacağımızı sormayız. Onları işe alırız ki zeki insanlar bize ne yapacağımızı söylesinler anlamı çıkacak. Dolayısıyla cevabım A. B. Onlar olmadan bizim işler yürümez. C. Zekalarına uygun davransınlar. D. Onların becerilerini sınayalım. B, C ve D anlamsız cümleler oluşturduğu için olmaz dolayısıyla doğru cevabım A seçeneği